Merhabalar, ben psikolog Seda Sert. Kırşehir merkezde online ve yüz yüze danışanlarımı Denge Psikoloji Merkezi'nde görüyorum. Depresyondaki bireyler depresyon sürecine girdiklerini öncelikle fark etmeleri gerekiyor. Bu farkındalıkla aslında ne yapabileceklerini bilebilirler. Çünkü bir şeyi çözmek için problemin ne olduğunu görmeniz gerekiyor. Onun haricinde kendilerine yapacakları şey bir zaman ayırmaları. Hani gündelik faaliyetlerini biraz azaltmaları gerekiyor. Kendimize pek inatlaşmayı ben olumlu görmüyorum. Hani inatla spora da gideyim, resim de yapayım, şuraya gideyim, buraya gideyim. O mutsuzluğumuzu aslında biraz yaşamanız gerekiyor. Çünkü tolere eşiğinizi yükseltirseniz eğer hayatta diğer karşılaştığınız sorunlara daha iyi yaklaşabilirsiniz. Hani acı eşiği daha çok bilindik bir şey ama tolere eşiğimizi de yükseltmemiz gerekiyor. Onun haricinde bir süre kendimize zaman ayırdıktan sonra bir sakinleşip inzivaya çekilip kendimizi analiz ettikten sonra küçük küçük gündelik faaliyetlerimizi bir tık arttırmaya gidebiliriz. İşte bir akşam çayına, bir kahvesine gidebiliriz. Yürüyüş yapmak bu depresyonun en büyük ilacı. Şimdi nereye giderseniz git aslında diyecekleri şey şu. Bol bol yürüyüş yapın. Hem oksijen almak, hem farklı yüzler görmek, farklı uyaranlara maruz kalmak, hem düşünmek için kendimize zaman ayırmak. Hani neyi yaptık, neyi yapamadık gibi kendimizi muhakeme etme konusunda. Hem de fiziksel olarak enerjinizi atıyorsunuz. Hani yatakta yorula yorula yatmış olmuyorsunuz. Çünkü yataktan hiç kalkamayan depresif hastalar bile aslında uyuduklarını söylemiyorlar. Uyudukları zaman kaliteli olmuyor. Uykuyla uyanıklık arasında debelenip duruyorlar aslında. O yüzden yürüyüş çok önemli. Dediğim gibi koku kullanabilirler. Çok sevdikleri bitkisel bir kokuyu. Hani bir parfüm seçip o şeyde ilerlemek değil de lavanta sevebilir, okaliptus sevebilir, canlandırıcı bir şeyi odasında kullanabilir. Onun haricinde öz bakıma biraz inatla bakmak gerekiyor. Alabiliyorlarsa günlük duşlarını alsınlar. Suyun canlandırıcı bir etkisi var. Duşlarını keyiflendirsinler. Hani duş jelleri kullanabilirler. Kendilerine ait o anı yaşayarak aslında bir bakım yapmak kendinizi tekrar bulmanız konusunda faydalı olabilir. Daha çok kendimizle ilgilenmeye çalışmak. Hani çünkü zaten hep hayatın telaşıyla ilgilenip depresif hale geçtiğimiz için biraz kendimize yatırım yaparak geçirmek lazım. Ama bunun yanında sadece somut şeylerden bahsettim. Maneviyatınızda da hani o ruhsal dengeyi sağlamak için neye ihtiyacınız var? Merak ettiğiniz bir konuyu araştırmak olabilir. İşte entelektüel olmak istiyorsunuzdur ve tarihle alakalı bir konuyu araştırıp o konuda donanım sahibi olabilirsiniz. Ya da hobi olarak görüp öylesine gittiğiniz bir şeyi daha ileri seviyeye taşımayı da amaç edinip o şekilde kendinizi doyurmaya çalışabilirsiniz. Çünkü insan dualizm yapıda. Hem bedenimiz var hem ruhumuz var. Bedenimiz işte açlık, güvenlik, ev gibi şeylere, daha somut şeylere ihtiyaç duyuyorken ruhumuz da sakinliğe ve daha yalnız kalmaya, işte bilgiyle, güzel ilişkilerle, sohbetlerle, fikir alışverişleriyle doyurulması gereken bir şey. Bu arayı tutturmak gerekiyor. Birine ağırlık verince biri kalıyor ki genelde biz de işte geçim sıkıntısı falan burada değineceğiz. O tür şeyler işte gündelik telaşlara çok kapıldığımız zaman ruhumuzu unutuyoruz. O geride kalıyor. Onu da beslemeyi unutmamak lazım.